Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde iki önemli gelişme savunma ve havacılık alanında yaşandı. Bunlardan birincisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek hedef uçağın yeni göreviydi. Şimşek artık bir seyir füzesi haline getirildi ve ilk deneme başarıyla gerçekleştirildi. İkinci önemli konu da Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak yardımcı güç ünitesi için TR motorla yapılan bir anlaşmaydı. İşte bugünkü videomuzda bu iki konuyu birlikte inceleyeceğiz. Hatırlayacaksınız, yaklaşık 10 gün önce Şimşek hedef uçakla ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştık. Genellikle olay yerine gidip oradan sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Ve burada da TUSAŞ'ta Ankara tesislerinde Hakan Karazeybek, TUSAŞ'ın hedef uçaklar yöneticisiyle bir araya gelmiş ve detaylı bir röportaj sunmuştuk. Bu röportajla ilgili, Şimşek'le ilgili birçok soru işareti izleyicilerimizin aklından silinmesini sağlamıştık. Fakat tabii her konuyu o an belirtemiyorsunuz. Bunun resmi bir açıklamasının yapılması gerekiyor ve o beklenen resmi açıklamada Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'den geldi. İsmail Bey bizde uzun yıllardır Türk Hava Yolları Teknik'te başladığı yöneticilik kariyerini Savunma Sanayi Başkanlığı'nda devam ettiriyor. Yakından tanıyoruz ve bu tür ilk açıklamaları yapmayı da çok hoşuna gidiyor ve bu tür bilgileri de kamuoyuna direkt paylaşmış oluyor. Epey de bir takipçisi var İsmail Hoca'nın. Bu yapılan paylaşımdan sonrasında da epey bir heyecan yarattı. Çünkü hatırlayacaksınız, Ağustos ayındaki İDEF Savunma Fuarı'nda da İsmail Bey ile yaptığımız röportajda bu konuda çalışmaların olduğunu belirtmişti. Şimdi Şimşek sonuçta yerde bir katapult sisteminden fırlatılan, yerdeki uçak savar birliklerinin, hava savunma birliklerinin eğitimde kullanılan bir hedef uçak. 2009 yılında başladı resmi olarak projesi. İlk uçuşunu 2012'de yaptı ve ilk tatbikatlı kullanımı da 2015'te başladı. 6 yıldır da başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve ihraç başarısı da yakaladı Şimşek ve başarıyla çeşitli ülkeler bunları kullanıyor. Şimşek konusunda TUSAŞ devamlı bir geliştirme çalışması içerisinde, örneğin Kızılötesi izler bırakması gerekiyorsa buna göre bir modifikasyon yapılıyor. Şimşek sonuçta küçük bir 1-1,5 metrelik ufak böyle bir model uçak büyüklüğünde olsa da istenilen uçağın radar ekosunu verecek bir şekilde içinde çeşitli ekipmanlar konuluyor ve akıllara da uzun bir süredir gelen neden bir seyir füzesi, bir kamikaze vuruş gerçekleştirebilen bir silah haline gelmiyor sorusu da işte bu atış testiyle tamamlanmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve tabii ki bu çalışmalara büyük destek veren Roketsan'ın bu konuda kullandığı ana test merkezlerinin başında Sinop'taki atış merkezi geliyor. Buradan işte uzaya yollanılan sonda roketleri olsun, çeşitli testlerin yapıldığı çok önemli bir merkez. Burası da zaten Soğuk Savaş yıllarında Amerikalılar tarafından dinleme tesisi olarak kullanılıyordu. 1990'ların başında bu tesis söküldükten sonra burası bir atış test merkezi haline gelmiş durumda. Niye burası seçildi? Çünkü önünde Karadeniz'de gerçekten çok uzun mesafelere testler yapılabiliyor. İşte uzun menzilli füzeler atılabiliyor veya açığa demirlenmiş bir hedef vuruluyor. Ne kadar etki içerisinde vuruluyor, ne yapıyor, ne ediyor çok detaylı olarak gözlemlenebiliyor. Bu test ekran verilerinden gördüğümüz kadarıyla 22 Ekim'de Sinop'tan gerçekleştirildi ve Şimşek katapultla fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra hedefine gitti ve hedefini tabiri caizse 12'den vurarak yeni bir sayfa açmış oldu. Şimdi Şimşek'in bir jet motoru var ve saatteki hızı nereden baksanız 750 kilometrenin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu iyi bir sürat. Onun dışında Şimşek yerden 50 feet, yani yaklaşık 15 metre irtifadan başarıyla uçabiliyor. Ve aynı zamanda da irtifası 20 bin feet'e kadar çıkabiliyor. Taşıdığı farklı ekipmanlar sökülerek, örneğin Şimşek sonuçta görevini yaptıktan sonra paraşüt var. Paraşüt açılıyor. Bu paraşüt de iniyor. Tekrar kullanılabiliyor tamir edildikten sonra. Bunun yerine çeşitli harp mühimmatları konulmaya başlanıyor. Ve bununla birlikte Şimşek ilerleyen dönem içerisinde ki 70 kilometre kadar menzili var, 45 dakika havada kalabiliyor, farklı farklı konularda evrilecek gibi duruyor. Şimdi önemli olan işte savunma konularında, havacılık konularında temel bir tasarım yapıyorsunuz. İşte bu Şimşek. Nedir bu tasarımı?
aerodinamik olarak işte kanadı, gövdesi, etkileri, bir motor koyuyorsunuz. Bir taşıma kapasitesi var ve bir genel gerçekten binlerce adam saatlik bir tasarım çalışmanız var. Bunun için onlarca, bazı projelerde yüzlerce, hatta binlerce mühendis görev yapabiliyor. Bunlar tabii ciddi bir temel maliyet olarak projenin içine giriyor. Bu tasarım tamamlandıktan sonra test için yapacağınız prototipleri üretme aşamasına geçiyorsunuz. Üretiyorsunuz, testleri yapıyorsunuz. Testler de ciddi bir maliyet. Sonuçta ürün ortaya çıktığı zaman ilk ürün çok pahalı. Ama siz bundan 10 tane, 100 tane, 1000 tane ürettiğiniz zaman maliyetler başlıyor düşmeye. Eğer iyi bir görev planlanması yapıldıysa, tasarımında geleceğe doğru atılabilecek adımlar için yer varsa, siz bunu başlıyorsunuz geliştirmeye ve farklı farklı platform haline getiriyorsunuz. Temel konulardaki tasarımlar, bu konularla ilgili testler daha önceden yapıldığı için size o ürettiğiniz sistem çok daha ucuz hale geliyor. Bunun anlamı nedir? İşte 1974 yılında ilk uçuşunu yapan F-16, 47 yıl geçmiş aradan, Türkiye yeniden F-16 siparişi veriyor. Çünkü o gövde yeni nesil görevleri yapabilecek özelliğe sahip. Türkiye'ye doğru dönersek, örneğin Türkiye T-129 Atak'la birlikte helikopterde en önemli parça, motordan gücü ana rotor ve kuyruk rotoruna aktaracak o transmisyon tasarımını öğrenmiş oluyor. Ne oluyor bu transmisyon? Aynı transmisyon, bakıyoruz, T-625 Gökbey helikopterinde kendini gösteriyor. Bir anda bir sivil helikopter veya askeri amaçlı farklı bir helikopter konseptine doğru geçiyorsunuz. Benzer bir yapı Atak 2'de olacak. Atak 2'nin transmisyonu 19 kişi kadar taşıyabilecek T-929 helikopteri içerisinde geliştirilecek ve genel maksat olarak Atak 2 gibi 10-11 tonluk bir helikopter yapısı genel maksata doğru aktarılmış olacak. Yani önemli olan, bu ilk mühendisliği yaparken gerçekten çok geniş düşünmek. Bu sistemin, hava aracının, helikopterin, mühimmatın ne tasarlıyorsanız, nereye doğru gideceğini iyi planlarsanız, İyi öngörürseniz bu altyapıyı farklı farklı yerlere taşıyorsunuz. Ürünün birim maliyeti birkaç görevden sonra çok daha düşük hale geliyor ve bunu hem kendi kuvvetlerinize uygun fiyatlı veriyorsunuz, hem de ihracat açısından bir, eğer de sistemler sizinse, kısıtlamaya girmeden ihraç etme başarısını uygun fiyatta yakalamanız mümkün. Bunlar da önemli konular. Bunları niye anlatıyorum? Çok fazla soru geliyor. Soru geldiği zaman da işin temelini işte bu bilgiler oluşturuyor. Umarım sizin dağarcığınıza bunlar girmiş olur. İkinci konumuz, TR Motor ile TUSAŞ arasında yapılan önemli bir anlaşma diyelim buna. Biliyorsunuz ben hep söylüyorum, Milli Muharip Uçak Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı havacılıkta. Ve bu projenin ilerlemesi çok önemli. Bu proje üzerine çok fazla tabii ki bir odaklanılmış durumda, çok ciddi paralar harcanıyor, binlerce mühendis görev yapıyor ve gidecek daha yolumuz var. Bazı şeyler de hep karıştırılıyor, onu da hemen başlangıcında söyleyelim. Hedef 2023 18 Mart'ında bu milli muharip uçağın ilkinin imalatının tamamlanması, üzerine motorun takılması ve o motor çalışarak yerde taksi yapabilir hale getirilmesi. Sonrasında ilk uçuş için 2026 yılı hedefleniyor. 4 yıllık testlerin arkasından da 2030'da teslimat planlanıyor. Ama tabii bu havacılık dünyası çok iddialı bir proje. Gerçekten Türkiye'nin geleceğini oluşturan bir proje. Bu projeyle ilgili işte sarkmalar olabilir, çeşitli aksaklıklar tabii ki olabilir. İşte bu arayı kapatmak üzere de Türkiye F-16 Block 70 ve elindeki de 80 F-16'nın modernizasyonunu planlıyor. Bu proje için, Milli Muharip Projesi için önemli konulardan bir tanesi de bir motor. Hep anlatıyoruz, TR motor yapacak bunu. Bir sonraki ufak adımı, motora göre tabii daha ufak bir adım olacak, APU olarak adlandırılan sistem. APU nedir? İngilizce okuyorum. APU, yani yardımcı güç ünitesi. Auxiliary Power Unit'ten adlandırılmış, kısaltılmış bir cümle. Bu APU aslında küçücük bir motor. Bu motorun amacı yerde ilk elektrik gücünün uçakta oluşturulmasını sağlamak. Yani pilot kokpite oturduğu zaman, düğmeye bastığı zaman önce bataryalardan elektrik geliyor ve arkasından da o bataryadan giden elektrik gücü APU'nun türbinlerinin dönmesini çalıştırıyor, döndürüyor ve güç üretimine başlıyor. APU'da artan elektrik gücü daha sonra
uçak 2 motorlu, 1 ve 2 numaralı motorlardaki pallerin dönmeye başlayarak o motorun çalışmasını gerektiriyor. Normalde bu tür işlemler için dışarıdan bir harici güç ünitesi uçağa bağlanır. İlk elektrik gücü, ki yüksek bir güç gerekir, bunu verir. Motorlar çalışmaya başlar. Sonrasında motorlar, yani uçağın o ana motorları ana elektrik gücünü üretmeye devam ettirir. İşte APU, TR motorunda açıkçası kendini ispatını sağlayacak ufak bir jet motoru. Buradan da hareket edilerek işte burada bir APU imalatı, tasarımı TR motor tarafından yapılacak ve sonrasındaki süreçte kendi özgün jet motorumuza doğru gidecek gibi gözüküyor. Motorla da ilgili şu bilgileri verelim. Prototipler için F-16'larda da kullanılan General Electric yapısı F-110GA-129 motorlarının siparişi verildi. 4 motor gelecek. Bu 4 motor 2 uçağımızın, prototip uçakların ana güç kaynağı olacak. Sonrasında hedef belli bir miktar belki F-110 motorlarıyla yetişmemesi durumunda devam edilebileceği gibi, sonrasında da TR motor özgün bir Türk motorunu Milli Muharip uçak için imal edecek. Bakalım, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz. Milli Muharip'le ilgili öyle her gün yeni yeni bilgi gelmiyor. Dediğim gibi zor bir proje. Gerçekten çok ciddi bir çalışma yapılacak bir proje. Ama ben eminim ki bu projeyle Türk havacılık sektörü, Türk savunma ve havacılık sektörü çok önemli bir yere gelecek. Kendi jet uçağını yapabilen çok az sayıda ülke var. Bunu özgün bir sistemle, milli bir sistemle ortaya koyduğunuz zaman, işte yarın öbür gün F-35 projesinde yaşandığı gibi aksaklıklar meydana gelme ihtimali çok çok daha düşecek diye düşünüyorum. Bugün iki gelişmeyi sizlere yorumlamaya çalıştım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde, oraya bekliyoruz sizi. Instagram, Twitter, Facebook sayfalarımız sizden ilgi bekliyor. Aynı zamanda Telegram grubumuz da var. Buradan da son dakika haberlerini alabilmeniz mümkün. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.